Selam arkadaşlar. Maalesef ismimi sizinle paylaşamayacağım. Birazdan nedenini öğreneceksiniz. 16 yaşındayım. Liseye gidiyordum ancak eğitimime bir süre ara vermek zorunda kaldım. Çünkü ailemin ortadan kaybolması gerekiyordu. Doğru duydunuz. Ortadan kaybolması dedim. Filmlerde görebileceğiniz türden bir süreç yaşadık. Her şeyi en başından itibaren anlatacağım. Bir gün ortadan kaybolmanız gerekirse benim hikayemden öğrendikleriniz çok işinize yarayabilir. Babam iki buçuk yıldır bir inşaat firmasının muhasebe müdürlüğünü yapıyordu. Bir sabah babamı şirketin genel müdürü aramış. Ofise birazdan patronun hı hı. adamları gelecek. Onlara yardımcı ol demiş. Çok geçmeden beş kişi gelmiş. Hepsi siyah takım elbiseliymiş. Sanki tanınmak istemiyorlarmış gibi içeride bile güneş gözlüğü takıyorlarmış. Adamlar muhasebeyle ilgili evrakların hangi dolaplarda olduğunu sormuşlar. Babam da göstermiş. Tüm evrakları çıkarmışlar ve kağıt imha makinelerinde parçalamaya başlamışlar. Babam şaşkın bir şekilde bunu niye yaptıklarını sormuş. Adamlardan biri silahını göstermiş. Bir soru daha sorarsam burada çok kötü şeyler olur demiş. Babam ve diğer çalışanlar tabi acayip korkmuş. Patronun adamları evrakları yok ettikten sonra ofisten ayrılmışlar. Babam genel müdürü telefonla aramış ama ulaşamamış. 2-3 saat sonra babamı bir arkadaşı aramış. Bu kişi şirketin genel merkezinde çalışıyormuş. Başımız belada. Bizim patron mafya lideriymiş. Yasa dışı yollardan kazandığı paraları bu şirketlerde aklıyormuş. Büyük bir polis baskını yapılacakmış. Hemen oradan kaç diyerek uyarmış. Babam bizim ne kabahatimiz var. Biz bir şey bilmiyorduk ki deyince arkadaşı sen de benim gibi şirkette yöneticisin. Polis bizi de işbirlikçi olarak kabul eder. Yakalanırsak yıllarca hapis yatarız demiş. O günü çok net hatırlıyorum. Babam telaşlı bir şekilde eve geldi. Anneme ve bana olanları anlattı. Korkudan ağlamaya başladım. Babam YouTube'da bir ajanla ilgili bir video izlemiştim. Emekli olduktan sonra şirket kurmuş. Ajanlık yaparken edindiği deneyimlerle başı belada olan kişilere yardım ediyormuş. Telefonunu bulup konuştum ve anlaştım dedi. Annem peki bize nasıl yardım edecek diye sordu. Babam ihtiyacımız olan şeyi yapacak. Ailemizin ortadan kaybolmasını sağlayacak cevabını verdi. Anlayamamıştım. Nasıl yani dedim. Babam Gelirken bankadaki tüm paramızı çektim. Her şeyimizi değiştireceğiz ve hiç kimsenin bizi bulamayacağı bir yerde yepyeni bir hayata başlayacağız diyerek son noktayı koydu. Bundan sonra sadece emekli ajanın söylediklerini yapacaktık. Babam kendi telefon hattını iptal ettirip hazır kartlı bir hat satın almış. Anlaştığı kişi bizimle yeni numara üzerinden kısa mesajla iletişim kuracakmış. Gelen ilk mesajla operasyon başladı. Ajan öncelikle görünüşümüzü değiştirmemizi istemiş. Annem saçlarını sarıya boyadı. Babam tamamen kazıdı. Bense yıllardır özenle uzattığım saçlarımı kısaltmak zorunda kaldım. Bunu yaparken de gözyaşlarımı tutamadım. Sonraki adımda sosyal medya hesaplarımızın tümünü tek tek sildik. Telefonlarımızın sim kartlarını çıkarıp kırdık. Babam beyaz bir duvarın önünde fotoğraflarımızı çekip ajana gönderdi. Bu fotoğraflar sahte kimliklerde kullanılacaktı. Tüm bunları otomatiğe bağlamış bir şekilde yapıyorduk. Hiç sorgulamıyorduk. Emekli ajan babamın telefonuna kısa mesajlar gönderiyordu. Babam bunları yüksek sesle okuyordu ve biz de hemen söyleneni yapıyorduk. Doğal olarak babamın arabasını kullanamayacaktık. Ajan bize bir araba kiralamış ve bizim eve 20 dakika yürüme mesafesinde bir yere bırakmış. Şehri terk ettiğimiz anlaşılmasın diye yanımıza bavul alamayacaktık. Evimizin polis veya mafya tarafından gözetlenme ihtimali vardı. Şu an ikisinden de kaçıyorduk. Evden ayrı ayrı çıktık babam kiralık arabanın olduğu yere gitti. Ardından bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen annemi alacaktı. Bense bir otobüs durağındaydım. Yarım saat sonra geldiler. Ajan henüz nereye gideceğimizi söylememişti. Merak içinde beklerken babamın telefonuna mesaj geldi. Batı, böylece en azından hangi yöne gideceğimiz belli olmuştu. Öyle tuhaf bir ruh haline girmiştik ki sanki bizi dinliyorlarmış gibi aramızda hiç konuşmuyorduk. Sanırım kendimizi var olma moduna almıştık her şeyi sadece gerekli olduğu zaman ve sadece gerektiği miktarda yapıyorduk. Buna konuşmak da dahildi. Otobanda giderken babamın sık sık dikiz aynasına baktığını fark ettim. Zaten hepimiz gergindik ama gördüğüm kadarıyla babam daha fazla tedirgindi. Hatta terlemeye başlamıştı. Dayanamadım. Baba, takip mi ediliyoruz diye sordum. Babam, sakın arkaya dönüp bakmayın. Peşimizde beyaz bir araba var. Biz yavaşladığımızda yavaşlıyor, hızlandığımızda hızlanıyor dedi. Korktuğumuz başımıza gelmişti. Bizi bulmuşlardı. Annem endişeli bir ses tonuyla "Ne yapacağız?" diye sordu. Babam "Ana yoldan çıkacağım." dedi. Gördüğü ilk sapaktan saptı. Çok geçmeden babamın telefonuna yeni bir mesaj geldi. "Takip edildiğinizde en doğrusu kalabalık olan yolda kalmaktır. Şu an tenha bir yere doğru gidiyorsunuz. Takip eden kişiler orada size her şeyi kolaylıkla yapabilir. Neyse ki sizi takip eden yok. Korktuğunuz araba benim. 250 metre sonra durun." saat 9 yönünde bir mısır tarlası olduğunu göreceksiniz. Arabadan inip tarlanın içine doğru yürüyün. Böylece mısırların arasında ailemizin kurtarıcısı olan ajanla tanıştık. İsmi Gür oldu. Açıkçası hayalimdeki ajanlara pek benzemiyordu. Ben James Bond gibi yakışıklı ve atletik birini bekliyordum. Hatta karizmatik bile değildi. Fakat öte yandan Gürol Bey, 35 yıl gizli serviste görev yapmış, çok tecrübeli bir ajandı. Onun sayesinde içine düştüğümüz kötü durumdan kurtulacaktık. Birol Bey bize sahte kimliklerimizi verdi. Artık farklı isimlerimiz ve farklı bir soyadımız vardı. Bana uygun gördüğü isim tesadüfen en iyi arkadaşımın ismiydi. Bu güzel tesadüfe çok sevindim. Annemse yeni ismini hiç beğenmedi. Fakat tabii yapacağı bir şey yoktu. Ajanımız bize kimliklerinizde yazan her şeyi ezberleyin. Bundan sonra yalnızken bile birbirinize yeni isimlerinizle hitap edin. Böylece yeni hayatınıza daha çabuk alışırsınız dedi. Tekrar yola çıktığımızda keyfimiz biraz olsun yerine gelmişti. Babam annemin yeni ismini tekrar tekrar söyleyerek onu kızdırıyordu. Bu arada gideceğimiz yer de belli olmuştu. Yürol Bey bize bir dağ evi kiralamıştı. Ancak orada ne kadar kalacağımızı ve ondan sonra nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Bunları bize yine o söyleyecekti. Size garip gelebilir ama bu maceralı yeni hayatımız hoşuma gitmeye başlamıştı. Evet düzenimiz alt üst olmuştu. Arkadaşlarımdan kopmuştum kiralık bir arabayla hiç bilmediğimiz bir yere doğru gidiyorduk. Yarınımız belirsizdi. Yine de bu harekette hayatı sevmiştim. Bir filmin içinde gibiydim ve sonunu merak ediyordum. Gürol Bey işini mükemmel yapan biri. Hayatımızın gidişatını inanılmaz bir şekilde planladı. Ona çok şey borçluyuz. Yeni kimliklerimizi elimize aldığımız o günden bu yana onay geçti. Peki bu sürede filmin sonu belli oldu mu? Galiba evet. Mutlu son mu? Bilemiyorum. Yaşadıklarımızı anlatmaya devam edeyim. Ona siz karar verin. Gittiğimiz daha evinde televizyon vardı. Bu sayede haberleri takip edebildik. Televizyonda sık sık babamın muhasebe müdürü olduğu şirketin adı geçiyordu. Firmanın gizli sahibi büyük bir mafya ailesiymiş. Yasa dışı yollardan kazandıkları paraları aklamak için bu tür şirketler kurmuşlar. Babam olayın boyutunun ne kadar büyük olduğunu görünce daha da korktu. Patronun adamları şirketteki tüm muhasebe kayıtlarını yok etmişlerdi ama yine de babam tabii şirketin tüm faaliyetleri hakkında geniş bilgi sahibiydi. Bu yüzden de mafya ailesi babam onların aleyhine tanıklık yapacak diye korkuyor olabilirlerdi. Bunu engellemek için belki de her yerde babamı arıyorlardı. Bulduklarında ne yapacaklarını sanırım tahmin ediyorsunuzdur. Ajan Gürol Bey dağ evinden sonra bize küçük bir çiftlik evi ayarladı. Yine herkesten uzakta yaşıyorduk. Babam her seferinde farklı bir markete gidip nakit parayla alışveriş yapıyordu. İnternete bağlanmamız yasaktı. Ben tüm gün kitap okuyordum. Annemse dikiş dikiyordu. Hayatımızı bir şekilde sürdürüyorduk. Ancak babam hiç mutlu değildi. Sahte kimliklerle oradan oraya kaçmanın sonu yoktu. Benim okulum yarım kalmıştı. En önemlisi ise paramız bitmek üzereydi. Babamın bir süre sonra mutlaka bir işe girmesi gerekecekti. Bu da elbette hiç güvenli değildi. Babam bunları konuşmak için Ajan Gürol Bey ile buluştu. Uzun süre ne yapabileceklerini tartışmışlar. En sonunda doğru olanın polise gidip her şeyi anlatmak hı hı. olduğuna karar vermişler. Babam bunu bizimle paylaştığında karşı çıktık. Fakat babamın bizi dinlemeye niyeti yoktu. Annemle ben çiftlik evinde kaldık. Babam ertesi sabah Gürol Bey ile birlikte evden ayrıldı. Babamın bize sonradan anlattığına göre polis ona çok iyi davranmış. Üff. Eğer bu mafya ailesine karşı tanıklık yaparsa babamı ve ailesini yani bizi tanık koruma programına dahil edeceklerini söylemişler. Babamın zaten başka çaresi yoktu. Diğer türlü hapse girecekti. O yüzden bu teklifi kabul etti. Hı hı. Onun tanıklığı sonucunda da yer yerinden oynadı ve mafya ailesinin büyük kısmı hapse girdi. Tanık koruma programı kapsamında hayatımızı yeniden değiştirdik. Gürol Bey'in yaptıklarının benzerini bu kez devlet yetkilileri yapıyordu. Fakat elbette onlarınki çok daha kapsamlıydı. Başka isimlerle yeni kimliklerimiz çıktı. Bu sefer kimlikler sahte değildi. Ve annem kendine sevdiği bir isim seçti. Ülkenin farklı bir yerinde, çok küçük bir kasabada bize bir ev ayarlandı. Babama geçimimizi sağlayacak kadar maaş vermeye başladılar. Ayrıca yeni bir iş kuracağı zaman devletten maddi destek alabilecek. Tanık koruma programında estetik ameliyatta yüzünü değiştirme imkanı da varmış. Ancak biz o kadarını istemedik. Gerçi annem sonradan keşke bu bahaneyle burnumu düzelttirseydim diye düşündü ama iş işten geçmişti. Bu arada kendimize basit bir aile hikayesi uydurduk. İyice öğrenelim diye her fırsatta tekrarladık. Böylece üçümüz de aynı şeylerden bahsedecektik. Bu hikayeye göre şehir hayatından bunalmıştık. Küçük bir kasabada sakin bir hayat sürdürmek istiyorduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun gibi insan hikayeleri hoşunuza gidiyorsa bu kanala şimdi abone olabilirsiniz. Böylece yeni yayınlanan videolardan ilk sizin haberiniz olur. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Eylül. 15 yaşındayım. Geçen yıl yaptıklarımı düşününce <laughs> çok üzülüyorum ama yine de yaşadığım her şeyi dürüst bir şekilde size anlatacağım. Umarım bunlar birilerine ders olur ve kimse benimkine benzer pişmanlıklar yaşamaz. İki yıl öncesine kadar kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir hayatım vardı. Tek çocuk olmanın bütün avantajlarına sahiptim. Adeta evin prensesiydim. Ailem tüm isteklerimi karşılamaya çalışırdı. Hangi birini söyleyeyim ki? İlk telefonum daha ben 8 yaşındayken alındı. Sırf daha büyük bir oda istiyorum diye başka bir eve taşındık. Babam çok iyi bir iş teklifi aldı fakat başka bir şehre taşınmamız gerekiyordu. Ben okulumu değiştirmek istemediğim için babam o işi reddetmek zorunda kaldı. Dedim ya, evin küçük prensesiydim. Her şey benim etrafımda dönüyordu. Tabii ben de bundan ötürü çok mutluydum. Ancak maalesef her güzel şeyin bir sonu olduğunu öğrenmek zorunda kaldım. Bir gün odamda ödev yapıyordum. Annem ve babam birlikte odama geldiler. Babam, "Kızım, seninle önemli bir şey konuşmak istiyoruz. Biz bir karar aldık." dedi. Benim aklıma ilk gelen yeni bir iş teklifiydi. Tam yine mızmızlanmaya başlayacaktım ki annem, "Eylül, babam bir süre bizimle yaşamayacak." diyerek babamın cümlesini tamamladı. Ben salak gibi hala işle ilgili bir şey sanıyordum. "Ne kadar süre?" diye sordum. Annem babama baktı. Babam gözlerini kaçırarak, "Galiba epey uzun bir süre. Kızım, biz biz boşanma kararı aldık." dedi. Boşanma. Benim annemle babam ve boşanmak. Ama onlar her zaman iyi anlaşırdı. Endişeyle anneme dönünce ilk gördüğüm şey gözlerinden akan, hatta çenesine ulaşmış artık yere damlayan gözyaşlarıydı. Gerçekten boşanıyorlar mıydı yani? Benim canım babam artık bizimle yaşamayacak mıydı? Sabah saçlarımı okşayarak beni uyandırmayacak mıydı? Ödevimdeki en zor matematik sorularını sorduğumda sahnesinde çözmeyecek miydi? İşten geldiğini duyduğumda koşarak kapıya gidemeyecek miydin? Yok canım. Bu olsa olsa kötü bir rüyaydı ve artık uyanma zamanı gelmişti. Babam şaşkın bakışlarım altında yanıma geldi. Yüzümü iki eliyle tuttu ve alnımdan öptü. Alnımda hissettiğim o sıcaklıkla maalesef her şeyin gerçek olduğunu anlamıştım. Artık boşanmış bir ailenin çocuğuydum. Başlarda babamla her pazar mutlaka görüşüyorduk. Yanında olduğum o 4-5 saat bana yatıyordu. Beni sabah tam onda alırdı. Önce güzel bir kahvaltı ederdik, sonra da ben ne istersem onu yapardık. Hiç durmadan konuşur, gerekli gereksiz her şeyi ona anlatırdım. Canım babam beni öyle güzel, öyle ilgili dinlerdi ki. Ardından mutlaka alışverişe çıkardık. İstemesem de beni zorlardı. Akşam beni elim kolum paketlerle dolu halde eve bırakırdı. Ne yazık ki kurduğumuz yeni düzen bir iş teklifiyle değişti. Üstelik bu kez gideceği yer başka bir şehir değil başka bir ülkeydi. Benim akıllı babam koskoca bir yabancı şirketin genel müdürü olacaktı. Yaz tatilinde gelirsin tüm yazı beraber geçiririz dedi ve yine alnımdan öptü. Bu sefer ona hiçbir zorluk çıkarmadım. Ne de olsa artık bizimle yaşamıyordu. Ben onun başka bir yerde yaşayan küçük prensesiydim. Bu psikolojimden dolayı da artık babamın kendi hayatını bana göre yönlendirmesini beklemiyordum. O dönemde annenle ilişkin nasıldı diye merak edebilirsiniz. Annem ben kendimi bildim bileli yoğun çalışan biridir. Fakat boşandıktan sonra bunun ötesine geçti ve kendini adeta işine adadı. Öyle ki artık haftanın en az birkaç günü eve ben uyuduktan sonra geliyordu. Tüm iletişimimiz evde sağa sola bıraktığı kısa notlar ve gün içindeki mesajlardan ibaretti. Çamaşır makinesini çalıştırmayı unutma. Seni seviyorum. Yıllık için çektirdiğin fotoğrafı gördüm. Çok güzel çıkmışsın. Seni seviyorum. İşten geç çıkacağım. İstersen pizza söyleyebilirsin. Seni seviyorum. Böyle onlarca not ve mesaj. Evet, çok çalışıyordu ve biliyordum ki çok çalışmak aslında onun üzüntüyle baş etme yöntemiydi. Peki benim üzüntüyle baş etme yöntemim neydi? O zamanlar henüz yoktu. Ama tabii henüz. Ve maalesef üzüntüyle baş etme yöntemimi bulduğumda hayatım hiç istemediğim bir yönde değişti. Başlarda her şey normalmiş gibi görünüyordu. Günlük rutinim değişmemişti. Ben zaten her zaman iyi bir öğrenciydim. Yine sabah kalkıp okula gidiyordum. Gün içinde derslerime yoğunlaşıyordum. Aralarda her zamanki gibi en iyi arkadaşım Özge ile takılıyordum. Günlerimin eski rutinimde geçtiğini sansam da gerçekte yanılıyordum. Çünkü farkında olmadan çok fazla zaman harcadığım yeni bir uğraşım olmuştu. Okuldaki tüm arkadaşlarım gibi benim de sosyal medya hesaplarım vardı. Ama çok nadir bir şeyler paylaşırdım. Sadece Instagram'a her gün en az bir kere girip bakardım o kadar. Sinef falan hayatımdan tamamen çıkmıştı. Fakat bir şekilde Instagram'a daha çok girmeye başlamıştım. Sürekli insanların neler post ettiğine ve hangilerinin daha fazla beğeni aldığına bakıyordum. Bir süre sonra günde minimum 4-5 post paylaşmaya başladım. Akşamları oturup ertesi gün neler paylaşabileceğimi düşünüyor, notlar alıyor, hatta gerekirse hazırlık yapıyordum. Mesela okul çıkışı Özge'yi ikna edip sokak sokak gezerek önünde fotoğraf çektirecek güzel bir grafiti arıyordum yahut internetten bulduğum vintage mağazalarına gidip bir sürü kıyafet deneyerek kendimi çekiyordum. Ve tabii sonra hepsini düzenli bir şekilde Instagram'a atıyordum. Bu yaptıklarım size o kadar da tuhaf gelmeyebilir. Çünkü sosyal medyada popüler olmaya çalışan böyle bir sürü insan var. Ama benim farkım paylaşımlarıma gelen beğenileri aşırı önemsememdi. Aşırı derken abartmıyorum. Gerçekten aşırı derecede önemsemeyi kastediyorum. Diyelim ki güvendiğim bir fotoğraf veya video paylaştım. Eğer 4-5 like'ta kalırsa o gece resmen uyuyamıyordum. Kafamda bin türlü düşünceyle yatakta bir sağa bir sola dönüyordum. Kendimi haksızlığa uğramış gibi hissediyordum. Ben o kadar çaba harcıyorum saygısız sipler bir like'ı bile çok görüyorlar diyordum. Beni kıskandıkları için like vermiyorlar diye düşünüyordum. Öyle ki takipçi listeme girip tek tek kimin niye like vermediğini tahmin etmeye çalışıyordum. Evet gerçekten kafayı yemiştim ama o zamanlar bunların hepsi bana normal geliyordu. Keşke bunlarla sınırlı kalsaydı. Bir gün okulda Özge dikkatli bir şekilde yüzüme baktı. Eylül farkında mısın? Kaşların giderek seyrekleşiyor. Geçen de de fark ettim ama moralin bozulmasın diye söylemedim. Neden dökülüyor olabilirler? Acaba bir doktora mı gitsen? Dedi. Yok canım kaşlarımı ben alıyorum ondandır filan diyecektim ama dayanamadım. Ağlamaya başladım. Özge tabii çok şaşırdı. Kızım bilsem söylemezdim. Bu kadar da üzülecek bir şey değil diyerek beni teselli etmeye çalıştı. Bunun üzerine başımı eğdim ve saçlarımı aralayarak ona kelleşmiş kocaman bir bölgeyi gösterdim. Oha! Eylül bu hiç normal değil. Hemen anneni arıyorsun. Buna hangi doktor bakıyorsa randevu alsın. Telefonun nerede? Bir şeyler söylemeye çalıştım ama hıçkırmaktan konuşamıyordum. Beni tuvalete götürüp yüzümü yıkadı. Biraz olsun sakinleşmiştim. Özge, saçlarım, kaşlarım dökülmüyor. Onları ben koparıyorum dedim. Ne? Kanka sen manyak mısın? Yani ciddi ciddi kendini mi yoluyorsun? Diye bağırdı. İnanılması güç ama aynen dediği gibi. Kendimi yoluyordum. Özge'nin ısrarlarına dayanamayıp annemi aradım. Telefonu açar açmaz hiçbir şey demeden direkt ağlamaya başladım. Annem tabii çok panik oldu. Hemen gelip beni okuldan aldı. Uzun zamandan sonra ilk kez saatlerce konuştuk. Hem konuştuk hem de ağlaştık. Gözlerimiz balon olmuş bir şekilde gecenin bir yarısı çıkıp çorbacıya gittik. Kendimi öyle hafiflemiş hissediyordum ki anlatamam. İhtiyacım olan annem miydi? Yoksa bunları biriyle paylaşmak mı? Yahut anıra anıra ağlamak mı bilmiyorum. Ama bir şeyler çok iyi gelmişti. Ve ben aylar sonra ilk kez kendimi gergin hissetmiyordum. Ertesi sabah annemin bir arkadaşının önerdiği psikiyatristin bekleme salonundaydık. Doktor Gülseren teyze o gün hayatıma girdi. Her cuma okul çıkışı, dörtte onun yanına, daha doğrusu terapiye gittim. Hastalığımın havalı, latince bir ismi var ama ben Türkçesini söyleyeyim. Saç koparma hastalığı. Temel nedeni tabii ki stres. En çok ergenlik dönemindeki kızlarda oluyormuş. Başta farkında olmadan, sonra da benim gibi kendine engel olamayarak saçlarını veya vücudundaki kılları koparıyorsun. Ben saçlarımı ve kaşlarımı koparıyordum. Ama koltuk altı kıllarını koparan bile varmış. Kendimden biliyorum. Neyse ki tedavisi var. Ancak çok zor günler geçirdiğimi de söylemem lazım. Hatta bir dönem saçlarımı kısaca kestirmek ve günün 24 saati çok sıkı bir bere takmak zorunda bile kaldım. Saçlarını koparmasın diye parmaklarına bazı özel aparatlar takanlar bile varmış. Ama çok şükür benim için o kadarına gerek kalmadı. Tedavinin en önemli bölümü ise psikiyatristim Gülseren teyze ile uzun uzun konuşmaktı. Böylece her şey net bir şekilde ortaya çıktı. Tüm bu yaşadıklarımın nedenini şu şekilde özetleyebilirim. Annemle babamın boşanmasından sonra prensesliğimi kaybedince boşluğa düşmüştüm. Bunu kendime itiraf edemesem de yine ilgi odağı olmak istiyordum. Bu arayışın sonucunda Instagram'a sardırmıştım. Aldığım her beğeni beni mutlu ediyordu. Çünkü eski günlerdeki gibi ilgi gördüğümü, yani yine prenses olduğumu hissediyordum. Tam tersi olup da beklediğim beğeniler gelmeyince biliyorsunuz işte. Stres, stres, stres. Stresin sonunda bozulan bir psikoloji ve adını ilk kez duyduğum saçma sapan bir hastalık. Maalesef bir sene gibi kısa denilebilecek bir sürede bunların tamamını yaşadım. Annemle babamı suçlamak istemiyorum. Ama galiba bu süreçte bana çok daha fazla destek olmaları gerekiyordu. Kendi dertlerini düşünce boşanmanın travmasını atlatayım derken beni gözden kaçırdılar. Tabii ki onları çok seviyorum. Ancak bu onlara biraz kırgın olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Sizce daha güçlü davranabilir miydim? Yaşadıklarımdan ben mi yoksa ailem mi daha fazla sorumlu? Lütfen fikrinizi yorum olarak paylaşın. Beni dinlediğiniz, derdime ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Siz de başınızdan geçen bir olayı yazıp açıklama bölümündeki e-posta adresine gönderebilirsiniz.